Herkülname. Her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Cüneydi Bağdadi Hazretleri iç dış bütünlüğünü korumazsa dediğinde, sadık kimse kıvrım kıvrımdır. Günde 40 defa adil hale girer. Aksine bir mürahi ise 40 sene ızdırapsız olarak kaldığı yerde kalır diyor. Sırt ile vecel arasında nasıl bir münasebet söz konusudur? Evet. Bu insanlar hep böyle lalü güherler ortaya koymuşlardır. Cüneydi Bağdadi dediğiniz şey fena fillah, beka billah, maallah olmuş bir insan. Bu büyükler, çok bu büyükler bir yönüyle belki o dönemde isimsiz müsemma bunlar. İslam'ın hakiki ruhunu yaşamış. Fakat meseleyi ada, ünvana, ciya, cuya, caya, ciye bağlamamışlar. Bu insanlar çok derin yani. Bu derinlikleriyle o dönemlerin istikamet unsuru olmuşlar. Söyledikleri her söz maşeri vicdanda makes bulmuş. İnsanlar arkalarından haklı olarak koşmuş gitmişler. O büyük devlet insanlarını dize getirmişler. Zembilli Ali Efendi'nin Yavuz Cennet Mekan Aleyhi Rahmet ve Gufran Hazretleri gibi bir insanı dize getirdiği gibi. Ebu Suud Efendi Hazretleri'nin Kanuni Sultan Süleyman'ı dize getirdiği gibi. Molla Hüsrev'in Fatih Cennet Mekanı dize getirdiği gibi. O büyük insanlar hakperestlik mülazasıyla hareket ettiklerinden, kendilerini hiç düşünmediklerinden, günümüzün bir kısım adanmışları gibi bütün mülazalarını adanmışlığa bağladıklarından dolayı, dünya ve mafihayı gözlerinden silip attıklarından dolayı çevrelerine mesul olmuşlardır ki Bağdatlı Cüneyt adı da öyle miydi yoksa kendi mi adı seçti yani? Cündullah olabilir adı bunun. Fakat ben tam bir Allah askeri değilimdir bu türlü insanlar. En iyisi mi askercik diyeyim ben kendime. Cüneyt askercik demektir yani. Bağdadi demiş ona da. Yerini de söylemiş. Medeni demesinler, Mekki demesinler. Bağdatlı o kadar. Fitnenin, fesadın hükümran olduğu Bağdatlı. Evet. Neyse bu bir temhid. Bütünlüğünü korumasa dediğinde diyor ki sadık kimse her zaman kıvrım kıvrımdır. Günde 40 defa halden hale girer. Günde 40 defa. Onların sürekli muhasebe içinde hayallerini koruma adına, tasavvurlarını koruma adına affetmezler kendilerini. Hayale gelip çarpan Allah'ın rızasına muhalif bir hal karşısında affetmez kendisini. Mesela aklına gelse, hayaline gelse çarpsa ki Allah Celle Celaluhu bu fiziki alemi, bütün bu makro alemi yaratmadan evvel ne düşünüyordu? Zat-ı Uluhiyet'e ait meseleye gelince Efendimiz buyuruyor ki âlâ ilahi de tefekkürde bulunun, zate gelince tevekkuf edin orada. Zira idraki maali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Künhü bari nakabil idraktır. Onun hakkında fikir yürütemezsiniz. Aklına böyle bir şey gelip çarptığı an cinayet işlemiş gibi estağfirullah ya Rabbi. Belki 100 defa günde estağfirullah ya Rabbi'dir. Halden hale girer, tir tir titrer. Allah'a karşı bağışlayın. Burada o kelimeyi inşallah sizi rencide etmez. Terbiyesizlik sayar. Hafif böyle geldi, tosladı. Hafif, hayale, hayale. Tasavvura değil, taakkule değil. Hayale tosladı. Öyle kıvranır ki burada, kıvrım kıvrım olur günde 50 defa. İnsanların iftihar tablosu bazen bir mecliste 70 defa diyor. Temsilin hususiyetine bağlı diyor olabilir. Deyin ey benim ümmetim, arkamdaki cemaat, saf saf kemerbeste ubudiyet içinde Allah'a müteveccüh olanlar, imam dediğine göre siz nasıl demezsiniz? Temsil ve haliyle esasen ders verdiği insanlar. Bir de mukarrebine göre, kendisi akrabın mukarrebin. Öyle bir yakınlığı var ki kendi hayaline gelip çarpan şeyleri o yakınlığına aykırı buluyor. Oysa ki
Hasenatül Ebrar Seyyiatül Mukarrebin dendiği gibi Ebrar'ın yani Allah'ın makbul kullarının yaptıkları iyilikler mukarrebin dediğimiz sürekli mahiyeti ilahiyede yaşayan insanlar onları günah sayarlar. Günah. İnsanlığın iftihar tablosu bir mecliste bazen 70 defa estağfirullah diyor. Hususiyle Ayşe validemiz ifade ediyor. O izâ câe nasrullâhi vel feth ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbe. O kadar çok estağfirullah diyordu ki Sübhânekallâhu min estağfirke li zembi ve es'elüke rahmetek. Efendimiz'e ait bir dua. Zemb. Zemb nedir ya? Günah. Zemb. Zemb aynı zamanda zenebre aynı kökten geldiği için kuyruktur. Günah insana iliştirilmiş bir kuyruk gibidir. Allah insanı kuyruksuz yaratmıştır. Niye kendine kuyruk takıyorsun? Kuyruk takan ve kuyrukla yaşayan bir sürü mahluk var. Zemb, zenebre aynı kökten gelir. Evet, insanlığın iftihar tablosu. Şimdi bu büyük insanlar günde belki 40 defa halden hale giriyor. Aksine bir mürahi ise buyurur Hazret, 40 sene ızdırapsız olarak kaldığı yerde kalır diyor. Biraz evvelde olduğu yerde kalma, duraganlık, gidip insanın bir yere çakılması için yeterli bir sebep olduğu üzerinde durulmuştu. Durduğunuz zaman bir meteor gibi gide birine çarparsınız. Sizin kendinize göre hareketinizle bir cazibe atmosferi oluşturmanız söz konusu değilse başka birisinin cazibesine kapılarak gider çarpar ve paramparça olursunuz. Sadık öyle, sadıkın karşılığı da münafık. Sıdk ile nifak karşılıklı. Ya sadık olacaksınız ya nisbi, izafi, zilli planda nifak, münafık. Ya sadık olursunuz ya münafık olursunuz. Evet, sadakat, sımsıkı bağlanma, ne olursa olsun dönmeme, kopmama ondan. Deniyor ki sıdk ile vecel arasında nasıl bir münasebet söz konusudur. Sıdk, sadakat insanın düşünce dünyası, izan dünyası, ihsas dünyası içinde esasen bağlılığını, vefasını, o istikamette dosdoğru hareket etmesini tabiatının bir derinliği haline getirme demektir. Vecel de bunun dışa vurması demektir esasen. O bir yönüyle insanın tir tir titremesi, yüreğinin daha doğrusu tir tir titremesi. Enfal Sûre-i Cellesinde de bu kelime burada vecel gibi geçiyor. Da kulûbuhum vecile deniyor orada da. Orada da fiil kipiyle ifade ediliyor. İnnemel mü'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Gerçek müminler onlardır ki Allah anıldığı zaman kalpleri tir tir titrer diyor. Ve bu bazen dışa da vurur. İçteki şayet bir haşyetse dışa vurana da huşu diyoruz biz. İçteki bir haşyetse Allah'a karşı duyulan bir saygıysa bu sizin vücudunuza, tavırlarınıza, davranışlarınıza, yüz mimiklerinize aynı zamanda göz irisinize de aynı zamanda akseden bir şeydir bu. İnsan öylesine sadık, öyle bir sadık bende olursa şayet herhalde o tavır ve davranışlarında da acaba bu sıdka muhalif düştü mü? Sadık bir insan başka mülahazalarla duygularını, düşüncelerini, tavırlarını, davranışlarını kirletmez. Acaba ben sıdka uygun hareket etmedim diye tir tir titrer. Demek ki esasen onu tir tir titreten o sadakat dinamizmidir. Bir insan o sadakati tabiatının bir derinliği, kendi içinde bir dinamik haline getirmişse, o bütün davranışları da kontrol eder. Bu doğru, bu yanlış, test ediyor gibi. Bu doğru, bu yanlış. Buna sen kendini karıştırdın. Bunda sen işin içinde vardın der. O da bundan dolayı tir tir titrer. İkisi arasında Allah-u Alem böyle bir münasebet var. Herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes.